Millet merhaba. Bugün baya baya plansız bir video ile karşınızdayız. Geçen Gaziantep'e gittiğimizde Bilgin diye bir takipçimle karşılaştık. Annesi de geldi. O gün böyle onlarla İtan'la birlikteydik. Birazcık hani üniversite sınavı nasıl çalışılır, ne yapılır, biz şu an ne yapıyoruz gibi konuşmalar yaptık. Yanlışlıkla bunun sonucu olarak da video çekmenin doğru olacağını düşündüm açıkçası. Güzel olur gibi geldi. Ve 3 bölümlü bir video planladık. Bu ilk videoda birazcık size üniversite sınavına nasıl çalıştık, ne yaptık diye bilgi vereceğiz. Birazcık background'dan bahsetmek gerekirse ben İzmir'de 60. Yıl 10. Lisesi mezunuyum. İtan? İzmir Fen mezunuyum. Teşekkürler. Bakır Fen Lisesi mezunuyum ben de. Üçümüz de Ege Tıp mezunuyuz bu arada. Ege Üniversitesi Fakültesi mezunuyuz daha sonrasında da. Benim üniversite sınavındaki sayısal 2'deki derecem 2700'dü. İtan'ın? 4000 küsur. Benim de 1065. Yani aramızdaki en çalışkan Ayşe. İki fen lisesi, bir Anadolu lisesiyiz şu anda. Birazcık bahsedelim istedim. Nasıl çalıştık, ne yaptık? Önce en katastrofik hikayemiz başlasın. Bence İtan anlatsın. Ben zaten fen lisesinde olduğum için ilk 2 yıldan konularımız bitmişti ama esas üniversite sınavına hazırlanırken her gün en az 300 soru çözüyordum. Çok sistematik bir şekilde çalışıyordum. Ki bizim lisede en az çalışan, en düzensiz çalışan kişilerden birisi bendim. Hiçbir dershane sınavını kaçırmadım. 2 dershaneye gittim. Neden diyeceksiniz? Farklı dershanelerin kaynakları çok önemli ve işe yarayan şeyler. Anlat biz tamam, daha iyi yaptık. Tamam, devam et. Gidip ikinci el başka dershanelerin kaynaklarını alıp onları çözdüm. Diyeceksiniz hani daha kötü oldu, niye daha kötü oldu? Benim denemelerde puanlarım 290 ile 300. Teşekkür ederim. Bu kupa için teşekkür ederim. 290 ile 300 arasındaydı. Ben derece bekliyordum. Sonra ailemle olan anlaşmamda Boğaziçi'nin ilk 3 mühendisliği olursa olur, olmazsa seni il dışına göndermeyiz. Dayın zaten tıp okuyor, sen de tıp oku şeklindeydi. Ben de kabul ettim. Zaten benim dönemimde yaklaşık 5-6 puan daha yüksekti. Tek tercih Ege Tıp yaptım. Kazandım tabii doğal olarak. Sonrasında farklı pişmanlıklarım oldu. Bunu videonun diğer bölümlerinde anlatacağım. Evet, şu an üniversite sınavına nasıl çalıştık, ne yaptı anlatıyoruz. Ve kupa sana geçiyor Ayşe. Konuş. En ağır çalışmıştan en hafif çalışmıştan. Genelde ortalamada olmam hayatta hiçbir şeyde ama bunu da ortalamadayım gerçekten. Ayşe. Allah, ben ne yaptım? Ben hani fen lisesinde olmanın artılarını yedim. Konular erken bitiyordu. Hocalar biraz daha fazla ekstradan yükleniyorlardı konu anlatırken. Ama hiç öyle hayatımda böyle günde 300 soruyu tamamladım. Allah'ım şu verilen soruları yapayım. Hiç öyle bir şey olmadı. Dershanede yaprak testleri bitiriyordum verilenleri. İşte sınav öncesi arkadaşların zoruyla 3-5 tane test arka sırada çene çalarken çözersem onları çözüyordum. Başka onun dışında ya konu birazcık daha şey yaptım, çalıştım. Bilinçli olarak sayısalda, fizik ve kimyada birer tane kitap bitirdim sadece. Geri kalan zevkine biyoloji çözüyordum. Soru çözdüm mü? Ha, çözdüm şeklinde. Dershane soru çözümlerine gitmiyorum diye dershane hocalarımdan 2-3 kere böyle güzel bir şekilde azarlanmışlığım falan var. Niye gelmiyorsun sen diye. Hiç öyle deneme sınavlarının hepsine gitme gibi bir şeyim de olmadı. Birinde böyle çok güzel oluyordu. Birinde böyle aşağıda, yukarıda hani sınıf öğretmeni falan çok güzel azarlıyordu beni. Bu ne böyle zikzak bir grafik, bu ne biçim olur falan diye. En iyi sınavım da ÖSS'ydi yani. Hani evet, bizde ÖSS'ydi. Evet, ÖSS'ydi bizde. Sonra 2 kere falan değişti ama yine aynı yani. Temel mantık aynı sonuçta. Liselerde gösterilen dersler aşağı yukarı aynı. Aynen. Kafanda bununla hiç ciddiye alamıyorsunuz değil mi? Sana vereyim, benimki de böyleydi yani. Ben yine öne geleyim, hep böyle konuşmayı seviyorum.
Ben Anadolu Sesi mezunu olduğum için aslında hikayem bu iki taraftan biraz daha farklı. Çünkü bende konuları bitirme gibi bir durum yoktu. Hatta lise son sınıfta, ilk aylardaki denemelerde bu hani dershane arası sınav oluyor. Neydi isim sen biliyorsun onu? Töder falan vardı. Özde bir. Özde bir sınavına çok kötü bir derece yapmıştım mesela. Kaçıncı olmuştum? 12 bininci mi ne olmuştum? Yani çok kötü dedim. Sonuçta ortamın üstünde başarılı bir öğrenciyim. Lisede çok çalışmasam bile. Hani Anadolu Sesi'nde olmanın da ekmeğini yiyorsunuz. Görece daha iyi hocalarınız oluyor. Bu bir maalesef gerçek. Şu anda gerçi özel okulların daha iyi hocaları var. Neyse işte bizim zamanımızda öyleydi. Ben o özde bir sınavda kötü derece yaptıktan sonra bunun nedenini saçma salak üzülmeyerek nedenini anladım. Çünkü fen liseleri bu işte şeyleri mesela en basit trigonometriyi biliyordunuz. Türev integrali tamamlamışsınız çok önceden. Ama benim bu şey Anadolu Sesi programına göre lise son sınıfımın son aylarında görülen derslerdi. Mesela integral direkt son aylara falan denk geliyordu. Tek özel dersimi onlar için aldım. 6 saatlik bir özel ders aldım kendi lisedeki matematik hocamdan ve erkenden türev integral öğrendim. Özel ders orada teknik olarak ihtiyacım olan bir şey değildi ama motivasyon olarak bir sonraki genel sınavda daha iyi yaptığımı görmeye ihtiyacım olduğu için bir özel ders almıştım. Onun dışında benim de Ayşe gibi dershanede verilen yaprak testleri çözüyordum. Onun dışında kendim eğer özellikle eksik hissettiğim bir konu varsa kitabın açıp o bölümü çözüyordum. Ama 82 tane matematik kitabı bitirmeliyim ve onun en zoptirik yerlerini bile çözmeliyim gibi bir şey yok. Mesela Mat 1'deki sayılar konusuyla ilgili 6 tane kitap bitirmedim yani hani. Yani bitirenleri ezmiyorum. Kendinize buna ihtiyacınız varmış gibi hissediyorsanız bitirin ama ben onlara ihtiyacım olmadığı için kendi zorluk çektiğim şeylerin üzerine yöneliyordum. Onlar dışında da çok büyük dersler çalışmıyordum. Bu hani devlet okullarında, özel okullarda artık her şey çok değişti ama bizim Anadolu Sesi'nde son 3 ay kimse okula gitmedi. Sınavdan önce. Herkes tamam. Evde ders çalışıyordu mesela. Biz de Mayıs 15'e kadar tuttu okulda hocalar. Ya bizde izin veriyorlardı. Ben okula gitmeyi tercih ettim. Bundan nasıl yararlandım? Bizim düğünümüze de gelen çok tatlış bir hocamız vardı. Nesrin Hoca. Nesrin Hoca da okuldaydı. O dönemde derslerinin çoğu işte son sınıfları olduğu için kimse okulda olmadığı için boş oluyordu. Ben de her gün bir tane deneme çözerek geçirdim son 1,5 ayımı. Yalnız okuldaki saatlerim dışında eve gittiğimde ders çalışmıyordum. Okulda bir tane deneme çözüyordum. Aşağı iniyordum. Öğretmen arasında bir sürü boş öğretmen oluyordu zaten okulda kimse olmadığı için. Bunun aynısını hani dershanede de yapabilirsiniz. Bu hani soru çözümleri falan da var. O gün o denemede çözemediğim soruların tamamını aşağıda öğretmen olup onlarla çözüyordum. Ve eve gidince de başka ders çalışmıyordum. Ama bu hani okulda saçma sapan dersleri görmediğim anlamına geliyor. Sınıfta kimse olmayınca hani din kültürü öğretmeni sizin tepenize bilmiyor ya da beden eğitiminde neden eşofmanlarını giyip tek başına basketbol oynamıyorsun falan diye soran olmuyor. Öyle bir dönem geçirdim. Ben o dönemin bana olumlu bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Benim de en iyi derecem şeyde yaptığımdı. ÖSS'de yaptığımdı ama hani böyle çok katastrofik bir fark yoktu. Tahminimce ben ondan öncesinde en fazla 281 almıştım 300 üzerinden. Sınavda da 286 almıştım yanılmıyorsam. Ben ham puanımı hatırlamıyorum. Yani total hatırlıyorum da. Totalde ama işte ben 79.7 aldım sanırım. Hani okuldaki birincimiz 80 alıyordu bizim. Okulun kendi başarısına göre bir puanlama sistemi vardı. Hala öyle mi bilmiyorum. Okuldaki birinci 80 alırken okuldaki sonuncu okul başarısı ne kadar yüksekse o kadar yüksek alıyordu. Yani o okul İzmir'in birincisi ise önceki senede birinci 80, okulun en sonuncusu 75 alıyordu gibi bir puanlama sistemi var. Benim dediğim kadarıyla öyle. 79 küsürdü benim. 79.2 mi 79.4 mi öyle bir şey almıştım. Ben herhalde okulu 17. bitirdiğimi hatırlıyorum. 17.ydim. Evet. 79.4 ya da 79.7 çok emin değilim ikisinden. Sonuçta 79 küsürü attı bir şeydi. Dediğim gibi çok çalışmadım. Mesela Yiğit'in hikayelerini biliyorum. Sürekli özel derslerle, sürekli ekstralarla, her akşam saatli ve net çalışmalarla geçen bir dönemi var. Öyle bir dönem yaşamadım. Anne babamın da genel olarak çok desteği oldu. Yani benim tutumum da önemliydi tabii. Ben hiçbir zaman kendine ders çalış
denen bir insan olmadım. TUS'a kadar. Aynen, TUS'a kadar. Bu arada tıpta uzmanlık sınavı biz profesyonel çalıştığımız için ailelerin hala bir kabullenememesi durumu var. Neden pratisyen kılıyorsunuz diye onlardan ayrıca bahsedeceğiz. Yani lisede, lisenin tamamında ya da ondan öncesinde de ders çalış denen biri değildim. Neden? Ödevlerimi ve yapmam gerekenleri bilir, kendi eksiklerimi not alır ve onları zamanında zaten çalışırdım kendi eksiklerimi kapatmak için. Eğer bunlara rağmen yapamadığım bir şey varsa annem otur ders çalış diye tepemde dikilmektense, annem de babam da üniversite mezunu, bizim yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı? Ya da bu konuda özel ders almayı ya da dershaneye ekstra olarak gitmeyi ister misin? Gibi sorularla destek oldular. Destekleyici bir ailenin bu dönemde çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence bu videoyu ailenizle izleyin. Çünkü ailelerin çok büyük hataları var. Hani karşınızdaki bir ergen, ben de ergendim o dönemde. Ve hani eğer annem bana ders çalış deseydi asla ders çalışmazdım. Evet, bunu net bir şekilde söyleyebilirim yani. Annem bana ders çalış dedikçe ben ders çalışmazdım o dönemde. Hani annem de şu anda mükemmel diyebileceğim bir ilişkim var. Çocukken de öyleydi ama ergenken herkesin ailesiyle sorunu var. Hani bu sorun kavga etmekte olabiliyor. Bu sorun hiçbir şekilde muhatap olmamakta olabiliyor. Hani siz çocuğunuzla muhatap olmuyorsanız ya da çocuğunuz sizinle muhatap olmuyorsa bu hala kavga etmek kadar büyük bir sorundur. Bunun da farkına varmak lazım. Hani kaba tabirle dememek hani çok büyük bir sorun yani. Ve hani ergenlerin anlaşılmayan bir tepkisi olduğunu düşünüyorum. Ben ailelerin bizim çocuğumuzla sorunumuz yok diye baktıkları bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu göz ardı edilen bir durum olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence çocuklarınıza ders çalış demek yerine onları ders çalışmaya nasıl motive edebilirsiniz onu düşünmeniz lazım. Lise dönemi boyunca çok çok iyi bir İngilizce öğretmenim vardı. Hatta o da bizim imkanımızdaydı ve çok mutlu etti bizi. Ve biz iki tane İngilizce müzikal oynadık lisedeyken. Onların bütün hazırlığını yaptık, sahne dekorlarını yaptık, bir sürü şey yaptık. Ve bunları yapıyor olmak, şeydeyken, okuldayken ayrıca başka bir sosyal aktiviteyle ilgileniyor olmak beni ders çalışmaya çok motive ediyordu. Çünkü hani tamam ben ailemin rahat ve olumlu yaklaştıklarını söylüyorum ama çok büyük ihtimalle eğer ben derslerime yeterince ilgi göstermeseydim benim o müzikalde oynamama ya da o müzikale o kadar vakit ayırmama onların da bozulacağı ve tepki göstereceğini biliyordum. O yüzden elimden onu kaçırmamak için kendime ait görevleri gerçekten görev bilinciyle tamamlamayı seçtim. O yüzden hani çocukları sosyal aktivitelerden almak değil, tam tersi hani ceza mekanizması değil ama kendi kendine bir ödül mekanizmasıyla sosyal aktiviteleri kullanmak bence burada çok önemli. Diyeyim ben biraz fazla konuştum. İnşallah eklemek istediğiniz vardır. Kim istiyor kupayı? Ben özel ders konusuyla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Ben özel ders aldım. Kendi istediğim için almadım. Tamamen ailemi tatmin etmek için aldım. Çünkü zaten benim konularımın hepsi bitmişti. Lise 2'deyken dediğim gibi bitmişti ve lise 3'teyken ben zaten 290 alıyordum ve sınav biraz da şey psikolojisi vardı. Sınavda yani. Alamadın ama. Sınavda alamadım. Onun getirdiği bir rahatlıkla aslında biraz motivasyonum da azalmıştı. Motivasyonumu sağlamak, işte aradan zaman geçtiğinde konuları mutlaka unutuyorsunuz. Bu 6 ay geçtikten sonra benim bitirdiğim konuları unuttuğumu gördüğüm için biraz da ailemin destek olmak isteği, biraz benim üşengeçliğim gibi çok fazla faktör var. Sınav döneminde ailelerinizle birlikte giriyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Bunları asla aklınızdan çıkarmayın. Hem tercih konusunda sizi çok yönlendiriyorlar. Hem bilgi edinmeniz açısından sizi çok yönlendiriyorlar, olumlu ve olumsuz açıdan. Ne şekilde olabilir? Mesela geziler oluyor üniversitelere.
Ben onların hiçbirisine gitmedim. Hiçbir fikrim yoktu. Gerçekten mi? İstanbul gezisi mi, Ankara gezisi mi? Benim için o kadar güzeldi ki. Üniversitelerde insanlarla tanışmak, hani lise arkadaşlarımla böyle bir otelde kalıp gece otelin diskosuna inmek. Ve bizim çok çok eğlenceliydi. Bizim o kadar rahat değildi. Hayır, biz diskoya falan ya, indik ya. Çok güzeldi. Odalara kaçak giriyorduk, o değil de hani. Ya odalar bizde kaçak giriyorduk. İşin komik kısmı, gitmediğim üniversiteye gittim ben. Hani Ege'yi görmeden gittim ben. Denizli'ye yakın ya, tamam güzel burası diye tek tercihle Ege'ye gittim. Ege benim her zaman en sevdiğim. Neyse, tercihlerde ayrıca konuşuruz. Onun dışında çalışmakla ilgili benim çok önemli söylemek istediğim bir şey var. 300 soru dedim ama o 300 sorunun içeriği çok önemli. Siz sürekli kümeler, sayılar çözerseniz 300 soruda 1000 soruda çözseniz hiçbir anlamı yok. 2000 soruda çözseniz hiçbir anlamı yok. Bir defterim vardı. Defterime yazıyordum. Şu konuları şu kadar yaptım. Şu numaralı sayıları, işte soruları yanlış çözdüm. Daha sonra gidip etütte hocalarla birlikte çözemediğim soruları anlatmalarını istiyordum. Arkadaşlarımdan rica ediyordum anlatmalarını. Arkadaşlarınız sizin rakibiniz değil, tam aksine pratik yolları gösterebilecek, kendi fark ettikleri şeyleri size aktarıp eğitebilecek kişiler. Siz de aynı şekilde arkadaşlarınıza bu şekilde destek olabilirsiniz. Grup çalışması hem evet, çok keyifli hem de arkadaşlarınızı çok güzel yönlendiren bir şey. Mesela şu anda Ayşe bana aile hekimliği bilgisayar sistemini öğretiyor. Evet, çünkü iki ay önce mi başladı? Evet, benden iki ay önce başladı ve hala biz bunu uyguluyoruz yani. Gerçekten çok keyifli. Ve hani güvenebileceğiniz ilişkiler kurmanızda da çok önemli diye düşünüyorum. Özür dilerim. Çok sorayım. Dayanamıyoruz arada böyle. Konularla ilgili tekrar geri döneyim. Eksiğiniz olan konuları çalışmaktan korkmayın. Çok sıkıcı, çok zor. Oturup sıkılacaksınız. Yani şurasında geçireceğiniz 1-2 yıl yani bu sıkıntılı süreçte geçireceğiniz. Oturup onu çözeceksin. Başka yolu yok. Herkes bunu yapıyor. Sen bir yarış içerisindesin. Çünkü bir yere girmek için başka kişilerden daha fazla yapman lazım. Ne kadar daha emek gösterirseniz bunun karşılığını her şekilde alıyorsunuz. Bu emeği de biraz sıkılarak, biraz oturarak, soru çözerek, bu süreci yaşayarak geçirmelisiniz. Olmazsa ne olacak? Dünyanın sonu değil. Ama en iyi şartlarda bir yıl tekrar oturup aynı süreci en baştan biraz daha fazla emek göstererek yaşamanız gerekli. Bunları hep aklınızda bulundurarak ders çalışmanızı öneriyorum ben. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Kardeşimden örnek vermek istiyorum. Hani illaki bulunduğunuz bölüme bağlı kalmak zorunda da değilsiniz. Hani bu zamanlar sizin hani deneyip yanılarak hani bir şeye karar verme zamanınız. Kardeşim sayısal mezunu, ancak bir yıl daha mezuna kalıp dilden giriş yaptı. Şimdi bölümler arası geçiş de çok kolay. Biz girdiğimizde yaklaşık 50 puan kadar bir kesinti oluyordu. İstediğiniz gibi rahat geçemiyordu. Hani bir sene mezuna kalmak kayıp değil. Kesinlikle kayıp değil. Eğer seveceğiniz bir şeyi fark ettiyseniz ve onun için bir yıl daha emek harcayacaksınız, kesinlikle kayıp değil. Hani karar verdiyseniz bunu yapabilirsiniz ve hiçbir zaman için hani vazgeçmek, hani bulunduğunuz yer yanlış olduğunu düşünüyorsunuz kendiniz için. Eğer onu başka bir şeye yönelmeye kesinlikle karar verdiyseniz, geçirdiğiniz zaman asla ve asla kayıp değil. Hani tek sadece lise sondaki bu yılda ben sınava girmeliyim yoksa ölürüm bitmez gibi bir şey olmalı. Tabii annelerin çoğu bunu duyunca kızacak bize ama. Ama hani şey, önemli olan sizin mutlu olacağınız bir mesleği yapmak. Yani onu tercihlerle ben ayrıca konuşsam tamamen katılmıyorum. Çünkü onu ikinci videoyu izleyerek zaten büyük ihtimalle 2-3 gün aralıkla koyarım, çok bekletmem. Onun dışında ders çalışmayla ilgili söyleyebileceğim şeyler, bir eklemem gereken bir şey var. Sen defter tutuyorum dediğinde aklıma geldi. Ben orta sondan beri hayatım boyunca ajan tuttum. Genel olarak söylediğim şey, insanın en fazla kendisine yalan söylediğidir. Çünkü siz oturup bir gün 7 saat televizyon izlediğinizde, "Aa, bugün televizyon izledim biraz."
dersiniz. Ama oturup onu ajandanıza yazarsanız 7 saat televizyon izlediğinde kendi kendinizin suratına çarparsınız 7 saat televizyon izlemiş olduğunuzu. Ya da kendi kendinizi takdir etmek de daha kolaylaşır. Dünkü ders çalışmanızdaki performansın güzelliğini ajandanıza bakarak gördüğünüzde bugün kendinize belki biraz daha ödül vermeyi hak ettiğinizi düşünebilirsiniz. Ya da hani bugünkü çalışmanızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Hem harcamalar olarak, ben maddi harcamalarım için de bir ajanda tutuyorum. Hem de günlük geçirdiğiniz ve yaptığınız şeyleri ajandalamak bence insanın işini çok kolaylaştıran bir şey zaten. Böyle dönüp baktığınızda da çok güzel hissettiriyor. Hani böyle Facebook'un şey, bugünkü anılarımı gör bölümü gibi. Ben hemen hemen gün içinde yaptığım her şeyi yazmaya çalışıyorum. En basiti çok fazla dizi izlediğim için. Dizilerimin şeyini de oradan tutuyorum. Yaptığım ders çalışmaları da oradan tutuyorum. Başka her şeyi orada tutuyorum aslında. Bizi gördüğü yerler. Aa evet, ara ara böyle stickerlar yapmayı tutuyorum. Çok da eğlenceli bir şey. Günde 15 dakika bir farkla kendinizi takip etmek. Özellikle böyle sınırlı zamanlarda, ders çalışma falan filan gibi zamanlarda kendinizi takip etmek güzel olabilir. Büyük ihtimalle üniversite sınavı içinde vardır. Rekabet duygusu belirli bir yere kadar sağlıklı ve insanı motive eden bir duygudur. Bunun da ben güzel bir örneğini TUS çalışırken, kendimiz maksimuma birazcık çalışma modundayken bir kronometre application'ı buldum şeyde, telefonda, Google Play'de. Ve orada her grupta 30'ar kişi her gün ders çalıştı, dersleri yazıp kronometrelerini tutuyorlardı. Ve insanların ne çalıştığını, ne yaptığını görürüz. Bir de hani insanda birazcık hırs oluyor. Grubun sıralaması falan yazıyor günün sonunda. Bak bilmem kim yine 6.30 saat çalıştı. Ve hani karşınızdaki insanları tanımadığınız için de izafi insanlarla yarışıyorsunuz. Ve aslında karşınızda yarıştığınız insanlar arkadaşınız olmadığı için bir yandan bir hayali yarışma süreci oluyor bence. Sadece hani motive etmeye yönelik oluyor diye düşünüyorum. Hani hırsı da belirli bir yere kadar kendi şeyiniz için, olumlu neyiniz için derler, kendi avantajınıza kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi hiçbir şey de zaten dünyanın sonu değil. Bir sene sonrasında tekrar yaparsınız. Ayrıca herkes tıp okumak zorunda değil, herkes mühendis olmak zorunda değil, herkes derece yapmak zorunda değil. Hatta kendinize inandığınız ve yeteneğiniz olduğunu düşündüğünüz bir şey varsa ve bundan kendinizi maddi olarak geçindirebileceğinize eminseniz kimse üniversite okumak da zorunda değil. Yani bunu yüksek lisans mezunu, hatta yakında doktorasını bitirecek biri, bence sen de katılıyorsun. Yani Acun kadar kazanamayacağız. Yani işte ben şu anda kazandığım ve şu andaki maddi durumumdan çok şükürler içerisindeyim. Çok mutluyum. Aynen. Ve daha fazlasını talep etmiyorum. O yüzden hani ben mutluyum. Evet, o zaman bu video bu kadar olsun. Olmasın. Olmasın. Esas bir konuyu unuttuk. Nasıl ders çalışmak lazım? Nasıl? Ay ben çok dikkat eksikliği olan biriyim. Aynen ya. Ya bak perşembeleri CSI Las Vegas günüm. Bak ben sana işte, Erksu'yla dizi izliyorum. Ben böyle ders çalışıyorum. Neyse sonuç olarak ben tepe taklak ders çalışıyordum. Ben gerçekten ya masa üstünde çok oturamayan bir insanım. Kostüm yapıyorsam 8 saat otururum şurada ama ders çalışıyorsam oturamıyorum ya. Daha öncesinden, kostümden yapmaktan öncesinden. Yok fark etmiyor ya. Çok yani, oturamıyordum ya. Masada oturamıyorum. Sınav. Mesela, yani mesela 30 dakikaya 20 dakika gibi molalarla çalışıyordum. Tamam. Ben şimdi çok daha yoğun çalıştıklarını biliyorum. Ders çalıştığınız ortamda televizyon var mıydı? Ben bu konuda hiç bir örnek değilim. Evet. Benim odamda televizyon yoktu ama çoğunlukla müzik açık olurdu. Aynen yani, müzik mutlaka arka planda çıkıyordu. Mesela üniversiteden sonra... çalışırken... Lafını böldüm. Ne çalışırken müzik açıktı mesela? Her şey, ben her şey. Matematik çalışırken tamam çok güzel müzik. Sözsüz müzik ya da evet, sözsüz müzik beni rahatsız etmeyecek müzikler açıktı ama herhangi bir Türkçe sosyal ders çalışırken kesinlikle müzik benim sürekli dikkatimi dağıtmıştır. Ya tamam bir şey soracağım. Ben onlara hiç çalışmadım. Ben de hiç oturmadım. Ya oturup Türkçe testi çözmedim ben denemeler dışında. Aynen. Coğrafya çözmedim yani. Sayısalcılar için tamam ama sözelci ve eşit ağırlıkçı olacak. Ama yani işte sözcüsü var. Ben onlara hiç çalışmadığım için şu anda hani öneri verebilecek bir konumda olduğumu düşünmüyorum. Yani ben çalıştım. En azından o derslere çalışırken. O kadar çalışmış. Çalışmış gene aynı koltukta oturuyoruz yani. O kadar da fark etmiyor gördüğünüz gibi.
benim şeydi. Hedeflerinizi güzel belirleyin. Evet, buradan çıkarılacak ders. Telefonunuzu yanınızda bulundurmayın ders çalışırken. Bitiriyorum. dikkatinizi dağıtacak şeyler bulunmasın ders çalıştığınız ortamda. Kendinizi kandırmayın. Tam bir şey söyleyeceğim. Post-it. Hiç onları kullanmayı becerim. O kadar çok post-it kullandım ki. Post-itlere bir şeyler yazıp alnıma falan yapıştırıp öyle ezberliyordum. Ezberlemem gereken şeyleri. Ben çok öneririm. Ama zaten ben ajanda seven bir insanım. Post-it hatta hemen size post-it koleksiyonunu göstereyim. Post-it koleksiyonu göstereyim. Ben de masamın üstünde en az bu kadar post-it bulunur. Çok tavsiye ederim. Ayrıca çok güzeller. Bir sürü çeşit. Renkli renkli. Tamam. O zaman bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda da tercihlerimizi nasıl yaptığımızı anlatacağız ve size neler önerdiğimizi anlatacağız. O zaman videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve daha fazla video görmek için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.